Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 21. lema İhlas hakkında. 17. lemanın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken İhlas münasebetiyle 20. lemanın 2. noktası olduğu nuraniyetine binaen 21. lema olarak lemata girdi. Bu lema lakal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaza'u fe tefşelu ve tezhebe rahikum ve kumu lillahi qanitin. Kad eflehe men zekkaha ve kad khabe men dessaha ve la teşteru bi ayati semenen kalila. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Madem ihlasta mezkür hastalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bidalar dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. Ve la teşteru bi ayati semenen kalila ayetindeki şiddetli tehdit kârâne nehy-i ilahiye mazhar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil, riyakârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi-i cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Evet, şimdi malumunuz programın ismi Hizmet Rehberi ve Layıkalardan Hizmet Düsturları, değil mi? İnşallah bugün başlamış olacağız bu programa. Cenab-ı Hak lütfederse devam edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirli halkasını başta kendi nefsimizde. Şimdi bu derse koyduğumuz isim malum. Demek ki hizmet rehberinden muhtelif yerler okuyacağız inşallah. Bir de layıkalardan okuyacağız. İhlas'ta niye başladık? Çünkü o düstur deyince, hizmet düsturları, aklımıza bu İhlas Risalesi geldi. Buradaki düsturlar geldi. Dedik inşallah İhlas'la başlayalım. Cenab-ı Hak kabul etsin. Bugün
düsturlara kadar okuyalım. Haftaya da inşallah birinci, ikinci düsturları okuruz nasip olursa. Sonra işte layıkalara ve diğer rehberdeki konulara yavaş yavaş gireriz Allah izin verirse. Yani şimdi yani ihlasla okumamız hem zaten programa en uygun bir ders. Hem de düsturlar kelimesinden bu aklımıza geldiğini. Önce ihlas düsturlarını okuyalım ki diğer düsturlar da onun muhacirasında değerlendiririm inşallah. Evet, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 21. lema ihlas hakkında. 17. lemanın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken ihlas münasebetiyle 20. lemanın 2. noktası olduğu nuraniyetine binaen 21. lema olarak lemata girdi. Bu lema naakal her 15 günde bir defa okunmalı. Kısaca bunu da duralım. Üstadımız bir bu risale için süre koyuyor. La akal en az hiç olmazsa 15 günde bir defa okumak lazım diyor. Bir de meyven dördüncü meselesini çokça okuyunuz diyor. Meyven dördüncü meselesini. Malum meyven dördüncü meselesinde işte insandaki daireler sayılıyor. İşte nefis kalp dairesinden içtimaiyatın en uzak dairelerine kadar. Bu dairede insan kendisini kaybetmemesi için, hedefini şaşırmaması için sık sık bu risalenin okunması isteniyor ki en küçük derde en büyük vazife, en büyük derde en küçük vazife var. Bunun hatırlanması sık sık gerekiyor. Çünkü içtimai hayat bizi başka yöne sevk edebiliyor. Hani bir hadis-i şerif var ya, sohbet insibağ vardır, sohbete boyanma vardır. Toplum hayatında en çok dünya konuşulunca, makam konuşulunca, siyaset konuşulunca insan nefsi de o tarafa kayabiliyor. Bunu önlemek için üstadımız en sıkça okuyunuz diyorum. Meyven dönüş meselesini sıkça okuyunuz. Ta ki bu muvazeneyi kaybetmiyorsunuz. Bir de bu risaleyi en az 15 günde bir defa okuyunuz buyuruyor. Çünkü inşallah haftaya okuyacağız bir iki düstur. O düsturlara bakarsak nefsimiz bizi o düsturların dışına atabiliyor yani. Değil mi? Amiz-i rızayı ilahe olma birinci düstur. Bugün toplum hayatında, içtimai hayatta nefsimizde efendim söyleyeyim başka taraflara meyil uyanabiliyor. Teveccühün aslan, makam sevgisinden, riyadan öyle gidiyor. Bunların önüne geçmenin yolu bu risale sık sık hatırlamak. Yani sık sık hatırlamak inşallah. Biz o niyetle bugün başlamış olalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaze'u fe tefşelu ve tezhebe reyhüküm. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım. Ustaz da biz de kardeşiz yani. Ahiret kardeşi. Ahiret inşallah. Bir de hizmet-i Kur'an'ı beraber çalışıyoruz arkadaş. Beraber çalışıyoruz. Başta ilk abilerimiz olmak üzere. Biz onları takip ediyoruz inşallah. Evet. Evet. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde. Tabii ihlas ikinci okuyucumuz olduğu için ara ara başta da bakacağız. Yani en mühim esas ihlas. Nerede? Bu dünyada da en mühim esas ihlas. Yani dünya işlerde de yani. Samimiyet buradaki ihlas. Samimiyet manasında. Samimiyetle, fedakarlıkla bir dünya işe de girirse Cenab-ı Hak muvaffak ediyor. Ama esas olan hususen uhrevi hizmetlerde. Bilhassa ihlas deyince uhrevi hizmetler akla gelir. İhlas malumunuz yani halis olmak, katıksız, katışıksız olmak kelime olarak. İstilahi manada yapılan amellerde Allah rızasından başka hiçbir şey gözetmemek. Yani o rıza ilahiye başka hiçbir şey katmamak. İhlas, halis ibadet değil mi? İşte namazda dururken nedir? Allah rızası için değil mi? İşte ihlas bu yani. Şimdi biz namaz kılarken niye kılıyoruz namazı? Sırf Allah'ın razı olması için. Başkası görsün, desin diye kılsa o namaz olmaz zaten değil mi? Nasıl namazda böyleyse bütün hizmetlerde de böyle.
Yani aynı namazda Allah razı olsun dediğimiz gibi hangi hizmete başlasak kalben bunu diyeceğiz. Ben bu işi niye yapıyorum? Allah rızası için. Yani desinler demesinler, menfaat, siyaset değil. Sırf Allah rızası için. İhlas da demek. Demek ihlas bilhassa ukve hizmetleri çok önemli. En mühim bir esas. Bir. Sonra tabi tek tek dursa uzun süre de bazıları üzerinde kısaca işaret yapacağız. Ha. En büyük bir kuvvet. En büyük kuvvet. Ha. En makbul bir şefaatçi. En makbul şefaatçi. İhlasın demek kendi şefaatçi oluyor yani. Bu çok önemli bir kelime. İhlasın kendi şefaatçi oluyor. Yani malum şefaat haktır. Başta peygamberimizin, peygamberlerin, büyük zatların, şehitlere kadar alimlerin şefaat yetkileri olacak. İnşallah ileride bir dersimizi bununla tavsiye ederiz nasip olursa. Burada sadece şu kadar söyleyeceğiz. İhlasın kendi şefaatçi. Bunda çok cihetleri var. Şunu söyleyip devam edelim. Niye en büyük şefaatçi oluyor? Çünkü ahirette sevap-ı amal, ameller tartıldığı zaman günahlar, sevapla günahlara galip gelince inşallah cehenneme uğramadan cennete gidecek değil mi? Ha. Şimdi sevapların galip gelmesinde de en mühim esas ihlas. Sevapların galip gelmesinde. Niye? Üstad buyuruyor ki bir zerre ihlaslı amel batmanlar halis olmayana müreccahtır. Demek ki amel ihlası yaptık mı? Batmanlarca amel yapmış gibi oluyoruz. Sevap kefemize batmanlar giriyor. O zaman günah, sevaplarımız, günahlarımız inşallah galip gelebiliyor. Burada esas şefaatçi ne olmuş oldu? İhlasın kendisi. Efendim, kendisi en büyük şefaatçi. Evet. En metin bir nokta istinat. Dayanma noktası. Allah'ın la havle ve la kuvveti illa billah. Cenab-ı Hakk'a onun rahmetine dayandın mı, istinad ettin mi önüne hiçbir şey geçemez. Evet. En kısa bir tarık-ı hakikat. Evet. En makbul bir dua-i manevi. Yani kendisi bir dua. Ha. En kerametli bir vesile-i makasıt. Evet, maksada gayeye ulaşmak için Allah'ın keremini, ikramını celbetmeye en büyük bir vesile ihlas diyor. Evet. En yüksek bir haslet. Kendisi en yüksek bir haslet. Ha. En safi bir ubudiyet ihlas. Kısaca böyle. Evet. Madem ihlasta mezkür hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Hı. Ve madem bu müthiş zamanda... İşte burada üç tane dört mesele geçiyor. Üç dörtlü geçiyor. Şimdi bir... Madem bu müthiş zamanda... Zaman çok müthiş. Bir... Ve dehşetli düşmanlar mukabilinde... Düşmanlar çok dehşetli. Şimdi zaman deyince şunu sadece söyleyeyim. Yani dinsizliğin ve ahlaksızlığın, yani insanlar dinsiz ve ahlaksız yapmanın, şahsı manevi halinde çalışıldığı tek dönem bu asırdır yani. Evet. Yani mazide münferit kafirler vardır, münferit ahlaksızlar vardır ve tesirleri de sınırlıdır. Şahsı manevi, cemiyet haline, cemaat haline gelip de milleti nasıl ahlaksız yapabiliriz, nasıl dinsiz yapabiliriz diye çalışılan bir dönem yok. Münferit Nemrut var, münferit işte Haman var, ilahir. Buna şahıslar yani. Firavun deyince dinsizlik de sembol olmuş sanki. Mısır'da bir bölgeye ancak ne yapabilmiş? Tesir edebilmiş. Kendine tabi olan bir grup insana, kendisi ilah dedirtecek kadar Allah muhafaza. Ama Suriye'ye geçememiş, Türkiye'ye gelememiş. Avrupa'ya hiç uğrayamamış değil mi? Ama bugünkü dinsizlik böyle değil. Kadın dinsizlikle bir mecmua çıkarıyor ve bir televizyon programı yapıyor değil mi? Bir radyo programı yapıyor. Bütün dünyaya dinsizliğini yayabiliyor. Ahlaksızlık yine öyle. Şahsı manevi halinde dinsizliğin ve ahlaksızlığın çalıştığı tek dönem bu dönem. Evet, tek dönem bu dönem, evet. Müthiş zaman deyince bu aklıma geliyor. Müthiş zamanda. Madem bu müthiş zamanda bir, ve dehşetli düşmanlar mukabilinde. Düşmanlarımız belli zaten. Ve şiddetli tazikat karşısında. Tabii usta zamanında gidin çok tazikat var Allah Allah. Ya. Usta hapse atılıyor o da yetmiyor.
hücreye konuluyor. Eti üç. Ve savletli bid'alar, dalaletler evet. içerisinde. Bir de cemiyette dalaletler, savletli bid'alar çok yayılmış. Çünkü malum Cihan Harbi'nde birçok alimlerimiz kaybedilmiştir, şehit olmuştur. Daha sonra birçokları işte Türkiye'den göçmeye zorlanmışlar. Yüz küsür kişi sadece Mısır'a gitmiş. Bir kısmı da işte bazı bahanelerle idam edilmişler, Şapkı Hüseyin falan gibi. Dolayısıyla ülema azalınca bu sefer bidatlar çoğalmaya başlamış insanlar arasında. Şimdi ülemanın önünü kesen de bunlar. Niye bidatlara giriyorsun diyen de bunlar. Olmaz ki yani. Lambayı söndürüyorsun, niye karanlıkta kaldınız gibi bir şey. Değil mi? Hem kaynakları kurutuyorlar hem de niye akıl dışı yollara giriyorsunuz, hurafelere sapıyorsunuz diyorlar. Evet, zaman böyle bir dehşetli zaman. Evet. İlk dördü söyledik. Sonra? Evet. Ve devam et. Savletli bidalar, dalaletler içerisinde. Ha, bitti. He. Bizler. Ha, kaldı biz. Bizim halimiz ne? Gayet az. Bir, azız. Bir. Ve zayıf. Çok zayıfız iki. Ve fakir. Fakiriz. Ve kuvvetsiz olduğumuz halde. Ha, bir dörtte bu. Hmm. Şimdi ona karşı bu dört mücadele edecek. Bakalım nasıl edecek. Evet. Gayet ağır. Ha. Yükümüz çok ağır. Ve büyük. İman hizmetinde daha büyük hizmet olmaz. En büyük hizmet. Ha. İki. Ve umumi. Herkese şamil. Ve kutsi. Mukaddes. Bir vazife-i imaniye ha. ve hizmet-i Kur'aniye. Omuz omuza ihsan-ı ilahi tarafından korunmuş. Elhamdülillah. Böyle hizmete Cenab-ı Hak inşallah hizmet ettiriyor bizleri. Abilerimiz etmişler, ustad başta olmak üzere de biz de inşallah o yolda olmaya çalışıyoruz. Şimdi dava böyle, halimiz de böyle, düşmanlığı da böyle. Şimdi burada zahiren baktın mı tek görünen şey netice mağlubiyetimiz. Ama öyle olmamış, garip gelmiş ustad talebeleri. Yani zindandaki baştakine garip gelmiş. Dışarıda ve başta olana garip gelmiş. Neyle gelmiş? İhlasla. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Baş ustadın ihlası, etrafındaki talebelerin ihlası. Ya. Selam veren hapse giriyor. O şartlar ustadın yanında yer almak çok büyük fedakarlık ya. Çok büyük ihlas alameti, göstergesi. İşte o ihlas elhamdülillah o ağır şartlarda o büyük düşmanlara garip gelebilmiş. Ve bugün hal ortada. İslam sözünde söylenecek 50 yıl paha pişmişler o zaman. 50 yıl sonra Kur'an kendi eliyle kaldıracak bir nesil gelecek. Hiç de öyle olmadı. Elhamdülillah. Ya. Nesil her geçen gün İslam'a daha çok sarılıyor, daha çok yapışıyor. Bunun için sebebi Mustafa öyle bağladı, ihlasa bağladı. Allah'ın inayeti yani. İnayet. İnayetin de en büyük sebebi ihlas. Evet. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Mecburuz. Şartlar ortada. Evet. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Kendimizi yerleştirmek için. Tabii başkasına anlatmak değil de nefsimize kabul ettireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz inşallah. Bunu hiç muvaffak olalım. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, olamaz. Devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. Ve nâteşterû bi âyâti semenen galîlâ ayetindeki şiddetli tehditkârene nehy-i ilahiye mazhar olur. Tabii, büyük tehdit var tehditkârene. Çok büyük tehdit var burada. Ya. Ayetin meali ve la teşteru bir ayeti semen galil. Benim ayetlerimi az bir ücretle satmayın yani. Az bir menfaat karşılığında benim ayetlerimi satmayın diyor Cenab-ı Hak. Tabi bu ayet-i kerime Yahudiler hakkında, Yahudi alimler hakkında nazil olmuş. Onlar o dönemin zenginlerinin veya yöneticilerinin hatırı için, onun ahlaksızlıklarını örtmek için Tevrat'tan o konudaki tehdit ayetlerini, ceza ayetlerini çıkarmışlar. Ya. Şimdi Üstad bize demiş oluyor ki burada,
eğer cüz'i bir menfaat için, cüz'i küllü fark etmez, bir menfaat için efendim söyleyeyim, ihlası kırarsanız siz Doğu Yahudi alimlerine benzemiş olursunuz. Değil mi? Onlar cüz'i bir ücret için nasıl Tevrat'ı tahrip ettilerse, siz de İslam'ın en büyük esası olan ihlası kırarsanız, değil mi? Onlara benzemiş olursunuz diye bir tehdit varmış. Evet. Vela teşteru bi ayati semenen kalila ayetindeki şiddetli tehdit çarenin nehi ilahiye mazhar olur. Allah'ın yasağı. Evet. Ne? Saadet ebediye zararına. İhlas kırdık mı? Dünyada ufak bir menfaat elde etsek, menfaat de sınırlı, dünya da sınırlı, ömür de sınırlı. Ama kayıp, saadet ebediye. Allah muhafaza. Evet. Saadet-i ebediye zararına, manasız, manası da lüzumsuz, zararlı, kederli, hotpuruşane, sakil, riyakarene bazı hissiyatı süfliye. Bu süfli hissiyatların önce saydı. Bunlar hepsi süfli hissiyatlardır, aşağılık duygulardır, değil mi? Nefsin oyunlarıdır hepsi bunların. Evet, hisse süfliye. Ve menafi-i cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla. Üstad burada ihlası kırmanın iki önemli şeyini, vesilesini söyledi. Biri hissiyat süfliye, bir de menafi-i cüz'iye. Hissiyat süfliyeyi Üstad başa aldı. Menafi-i cüz'iyeyi ikiye koydu. Ne de hissiyat süfliye? Mesela diyelim, desinler. Hissiyat üfleyedir demesinler, değil mi? Riya. Mesela riya, süfli bir hissiyattır yani. Karşısı yani zıddı rızadır. Değil mi? Yani insan riya halkın görmesi. Rıza Allah'ın bilmesi. Değil mi? Şimdi insan ne kadar riyayı meylederse o kadar rızadan uzaklaşır. Onun zıddıdır çünkü. Hissiyat süfliyenin başı riya. İşte diğer desinler, demesinler. İşte hep hissiyat süfliye giriyor. Bir de menafi cüziye işte. Falan makam bana verirsin, filan menfaat. Tabii ben sahip olayım, falan kardeşim değil de. Değil mi? Bunlar ihlası kıran iki büyük mani. Yani aramızda demek ki muhabbetimizi, uhuvvetimizi, ihlasla çalışmamıza mani olacak. Birinci sebep süfli hissiyatlar. İkinci sebep de cüz'i menfaatler. Bunu hatır için diyor, ihlası kırarsa bir insan ne yapar? Hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. O zaman bütün kardeşimin hukukuna tecavüz olur bu. Ya. Çünkü ihlas sıkırarak bir iş yaptık mı, Allah muhafaza, o zaman buna vakıf olan insanlar demiyorlar ki, işte Alaaddin Hasan Hüseyin böyle yaptı, yani Nur talebeleri böyle yaptı diyorlar. O zaman bizim hatamız ne oluyor? Umma mal oluyor. Umma mal oluyor tabii. O zaman bütün kardeşlerin tek Nur Tabi böyle demek ki, şunun için, bunun için çalışıyorlarmış demek ki. Nereden biliyorsunuz? Çünkü işte bak falan böyle yaptı da. Bizi ölçü aldı adam. Bütün cemaate suizanla bakar. O da ne olur? Cemaatin hukukuna tecavüz olduğu gibi o adamın da Nur'la tanışmasına, hizmete girmesine, istifadesine engel olur bu hal. Yani biz o insanların İslam'ı tanımadan mani olmuş oluruz. Değil mi? Sadece düşmanlıkla kalmaz. O zaman Allah muhafaza. Zararımız çok çok büyük olur ya. Allah muhafaza. Evet. Hem kardeşlerin hukukuna... Hem hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz. Hem hakaiki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş olur. Tabii, çünkü en büyük bir davanın üzerindesin, değil mi? İman hizmeti diyorsun, değil mi? Onun ötesinde bir dava yok ki. Malum alet, bir şey diye şey alet ettik mi? Değil mi? O alet olan ne olmuş olur? Mesela şimdi diyelim adam işte bir hedefe ulaşacak. Bir şey o işe şey yapıyor, vesile yapıyor, değil mi? Vesile aşağıda kalır yani, değil mi? Vesile aşağıda, o yukarı çıkar. Yani vesile aşağıda kalır, o gaye yukarı çıkar. Diyelim insan işte
falan makama gelmek için işte faraza işte rüşvet veriyor mesela, değil mi? Evet, şimdi o zaman o aşağıda kalıyor, o makam yukarı oluyor, değil mi? Evet. Şimdi rıza-i ilahiyeden daha büyük bir şey yok ki ona vesile olsun. Evet. Hizmet-i imaniyeden daha ileri bir şey yok ki bu da ona vesile olsun, değil mi? Evet. Eğer vesile etmeye kalkarsa bir insan, o zaman o kutsuz hizmetin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş olur. Hürmetsizlik bu yani. Evet. Tabii, alet etmek yani. Alet etmek davayı. İman hakikatlerini neye alet etsen Allah muhafaza çok büyük mesulete girer insan. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Ya. Şimdi arkadaşlar, şeytanın elhamdülillah en büyük düşmanı Müslümanlar, hususen hizmet edenler, nur talebeleri, değil mi? Ha. Şimdi bir adam diyelim işte, mesela vesvese bahsinde bunu çok konuşuyoruz da gençlerle. Adam diyor ki, namazda durdun mu diyor, kalbime vesveseler geliyor. Kahveye gittim mi gelmiyor. Ha, demek ki o vesveseyi senin kalbine atan kimse, namaza karşı, değil mi? Kahveden hoşlanıyor. Öyle birisi. Kimdir o birisi? Aradığımız şeytan çıkar karşımıza. Ha. Onun şeytanın en büyük düşmanı bir defa namaz kılan adam. Oldu mu? Ha. İlk namaz kıldı, onu men edemedi namazdan. Bari diyor başkasına örnek olmasın, başkasını namaza teşvik etmesin. Değil mi? Teşvik etti mi şeytan ikinci büyük düşman oluyor. İkinci düşmanlık da oradan geliyor. Şimdi bir umur talebesi sadece namaz kırmıyor, sadece oruç tutmuyor, değil mi? Başkalarının da başta imana, iman hakikatlerine, Efendimiz'in tahkik imanı teşvik ediyor. Şeytan bundan daha büyük düşman olmaz. Onun için şeytan bizle uğraşacak yani. Bizle uğraşacak. Yani peki nasıl uğraşacak? Biz iman davasını vazgeçiremez. İbadetten vazgeçiremez. Ne yapar? Aramıza problem, ihtilaf sokacak. Ne ile? İşte ihlâssızlıkla, rekabetle, hissiyat süfleyle, menafi cüziyeyle aramıza ihtilaf soktu mu, hizmetteki şevkimizi kırdı mı, işte şeytanın kârı o. Evet. Evet, bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Ya. Demek ki riyadan, gösterişten, rekabetten nasıl sakınacakmışız? Yılandan çekinir gibi. Çünkü niye? Yılan ne sıfatı? Varislerin bahsini anlatıyor ya. Yani onun hastalıkları zahir hastalık idi ve dünya hayatına zarar veriyordu. Bizim hastalıklarımız ebedi hayatımıza zarar veriyor diyor ya. Şimdi yılan insan neyine zarar verir? Dünyasına zarar verir. Değil mi? Hayatına zarar verir. Ha, ama ihlaslı insanın ebedi hayatına zarar verir. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Tabii kazanmak. Hani malum insanın manevi terakkisi iki sahada oluyor yani. Başta tabii iman olmak üzere. İmanın işin temeli. Biri amel salih, biri takva. Değil mi? Yani, amel salih ne oluyor? İşte hayır ve hasenat kazanmak. Evet, dünyevi ticarete benzetirsek, değil mi? Amel-i salih ne oluyor? Para kazanmak, servet edinmek. Ettik mi ya? Amel-i salih bu. Takva ne? Onu muhafaza etmek. Filan adam işte şeye gitti, Almanya'ya gitti, işte şu kadar para kazandı. Türkiye'ye ne getirdi? Hepsini orada yedi. Üstelik de borçlandı. Borçlandı, döndü Türkiye'ye. O kazanç değil ki o.
Değil mi? Demek ki amel-i salih hayır kazanmak, muhafaza etmek takva. Takva da muhafaza etmek. Aynı burada da geçerli. Orada kalacağız, bir de okuyalım. İhlası kazanmak, amel-i salih. En büyük bir amel-i salih. Peşin takva geliyor, onu muhafaza etmek takvayla. Onu kaybetmekten korkmak yani. Evet. Demek ihlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekilmiş. Çekilmiş ha. Hazreti Yusuf Aleyhisselam inne nefse le emmaratun bisu illa ma rahime rabbi demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak. Kazanmak için bir. Ve muhafaza etmek. Muhafaza etmek için. Ve manileri def etmek için. Gelecek düsturlar rehberiniz olsun. İnşallah gelecek hafta iki düstur okuyalım teberrüken. Sonra başta da arz ettiğin gibi layıkalardan, hizmet rehberinden düsturlar okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ve salatu.